merhaba. Masar Alanson ile programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum bir klipten sevdiğim bir sanatçı. Kendisi anlatsın kendisini. Huzurlarınızda Fatma Turgut hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Bu Pembe Mezarlığı seyrettim ben. Hı hı. Klibin yapılışı, anlatım, söz müzik size ait. Hoşuma gitti. Bir model grubuyla bir dönemin var. Sonra onlardan ayrılmanın sebebiyle başlayalım. Tamam. İzmirliydik biz. Hepimiz İzmir'den kalkıp geldik İstanbul'a. Çok güzel albümler kaydettik. Ve daha sonra onlar 2016 yılıydı. Amerika'ya, Los Angeles'a yerleşmeye karar verdiler. Ve onların hepsi gitti. Grup arkadaşlarımın, grup üyelerinin. Ve ben burada çok kaldım. Çok enteresan. Evet. Hiç böyle grubun dağıldığını ilk defa duyuyorum. Ve burada kaldım. Onlar oraya yerleştiler ve orada müzik yapmaya karar verdiler. Ben de burada. Onların macerası ne oldu? Nasıl bitti? Amerika, yani Türklere müzik yapmaya mı gittiler? Yok, oradaki Amerikalılara müzik yapmaya. Amerika'ya. İngilizce albüm kaydetmeye gittiler. Nasıl? Bizden bir şey götürdüler mi? Yok. Yok. Onlar gibi yaptılar. Çok zor değil mi? Siz daha İmkansız. İyi bilirsiniz. Amerika'da otururlar bir müddet veya yeşil kartlarını alıp Amerikalı olurlar, tamam. Ama sen burada kaldın, mesleğine devam ettin. Hı hı. Ve o seyrettiğim ismi enteresan geldi. Pembe Mezarlık başka bir grupla mı yaptı? Hayır, yine aynı grupla. Biz Türkiye'de hep birlikte müzik yaparken yapmıştık onu. 2011 yılında çıkan albümde vardı o şarkı. Peki bir gruptaki gibi herkes fikrini söylüyordu, daha zengindi. Onlar gidince ben kendimi çok yalnız hissettim gibi bir hisse kapıldın mı? Yoksa inatla, burcun ne senin? Oğlak. Oo, bırakmazsın işin peşini. İşin peşini bırakmazsın. Kaldı ki. Kaldın ve şimdi ne yaptın? 5 yıldır, bu yıl bitiminde 6. sene olacak, solo kariyerime devam ediyorum. Bir sürü single yaptım ve bir tane de albüm çıkardım. Pembe Mezarlık diye başladıysan herhalde enteresan konulara değiniyorsun. Biraz, çünkü o bir çok güzel bir oluşumdu. 4 kişiden meydana ama gelen. Ama bir rock havası şeyinin gizlenmişini hissettim. Evet. Mesela benim şarkılarıma gizlediğim makamlar vardı. Hı hı. Mesela Ah Bu Ben'in orta kısmının içinde gizli. Bizden şey vardır Macron. Ama şimdi seni bakıyorum artık herhalde o yıllardaki gibi. Tabii ki değilsin. Değil. Kostümün daha şey artık, yani ben biraz, profesyonelim. Biraz büyüdük galiba. Çünkü büyüdüm. Büyüdünüz de. Müziğini nasıl aynı şekilde devam ettirmek istiyor musun Pembe Mezarlık tarzında? Hayır, ama her zaman biz Tim Burton'u çok severdik grup olarak.
Tim Burton filmlerini çok severdik. Onun yarattığı hayali karakterleri çok severdik. Pembe Mezarlık'ta aslında birazcık oraya da göndermeler var. Onun haricinde ben istesem de istemesem de şu an yaptığım, kendi yaptığım, sözünü müziğini yaptığım şarkılara yansıyor. Ben de o karanlık dünyayı, o öğeleri biraz seviyorum. Onlardan besleniyorum sanırım. Peki sen Aydınlı demek, İzmirli demek sayılır yani. İzmir'de okudum çünkü 9 Eylül'de. Sahil kızısın. Evet. Sözlerinde bir hüzün mü var? Bazılarında oluyor. Bazıları da neşeli oluyor. Çünkü dediğiniz peki, gibi... Halk bunu sever, böyle yazmalıyım diye düşünmüyorsun. İçimden nasıl aferin, geliyorsa. Yok zaten. O biraz sakin durur üzerimde. Samimiyetsiz gelen hiçbir şeyi yapmadım şimdiye kadar ve bundan sonra da hiçbir şey yapmayacağım. Söyleme meselesi lise yıllarında mı yoksa 3 yaşından beri evde söylerim mi? Ailede dede amca da var mı müzik? Annemin sesi çok güzeldir. Babamın da hiç fena değildir. Biz her hafta sonu babaannemin yanına ziyarete gitmek zorundaydık. Ve o yol boyunca ben ilkokula gitmiyordum. Zeki Müren dinlenirdi arabada. Babama gitmek zorundaydık derken ayrı mıydılar? Hayır. Annem ve babam babaanneme gitmek zorundaydık. Evet. Ve o yol 45 dakika, 1 saatlik bir yoldu. Ve o yolda hep babam arabada Zeki Müren kasetleri dinlerdi, çalardı. Ve okula gitmiyordum henüz. İlkokula başlamamıştım. 3-4 yaşlarındaydım sanırım. Ben Zeki Müren söylemeye başlamışım arabada. Annemler de demişler ki bu kızın sesi hiç fena değil. Güzel şarkı söylüyor. Daha sonra da müzik okumak istedim. 9 Eylül Buca Eğitim Fakültesi'nde müzik öğretmenliği okudum. 3 sene İzmir'de öğretmenlik yaptım. Müzik üzerine. Müzik öğretmenliği yaptım. Bravo. Daha sonra da grubu kurduk İzmir'de. Ve kendi şarkılarımız var. Biz İstanbul'a geleceğiz ve albüm yapmak istiyoruz diye yola çıktık. Müzik öğretmenliği yaptığına göre... Hı-hı. Demek ki bastığın notayı da biliyorsun. Bilirim. Bu büyük avantaj. Hı hı. Yazmaya nerede başladın? Aslında son... İstanbul'da. Evet, evet. İşte ruhsal halini... Şimdi yani çok iyi, çok iyi bir noktaya değiniyorsunuz. Evet, benim içim hep güneşlidir. Ben İzmirliyim ama İstanbul'a çünkü geldikten... Çünkü intibak şeyi var, bir zaman birimi var. Hı hı. Oralarda herhalde şey evet, oldu. İstanbul'un karmaşası, kargaşası, telaşı, havası... Tabii ki de etkiliyor ve sanıyorum 10 küsür yıl, 12 yıl, 13 yıl da olmuş olabilir. İstanbul'dayım artık, bir fiil burada yaşıyorum. Ve sadece İstanbul'da değil, Ankara'ya gidiyorum. Orası da gri bir kenttir ya. Orada konsere gidiyorum, orada birkaç gün kalıyorum. Orası beni etkiliyor ya da atıyorum. Tamamen Türkiye'de, Anadolu'da bir yere gidiyorum. Orası başka... Dokunuyor bana. Repertuarını döndürüyor musun gittiğin yere göre? Bazen, biz yaparız. Evet, çok. Bazen tabii ki de şekillendiriyorum. Yani standart bir repertuarımız vardır ama her gittiğimiz yerde illa ya bir eksilir ya bir şey olur. Kesinlikle. Ya da şarkı değişebilir o anki duruma göre. Seyircinin nabzını tutmayı çok seviyorum. Onlarla bir olmayı, onların gözlerinin içine bakarak şarkı söylemeyi, onları eğlendirmeyi çok seviyorum. Eğer o gün bakıyorum biraz fazla eğlenmek istiyor gibilerse, işte hareketli parçaları o gün setliste iki tane daha sıkıştırıyorum gibi. Batı kıyısından geldiğini bilmiyordum. Evet. Evet. Batı kıyısından gelenler artistlik konuda çok başarılı olurlar. İstanbul'da. Fakat İstanbul'da günlerin
Zor geçti mi? İlk başta tabii ki de çok geçti. Nelerde zorlandın? Burada zaman kavramı... Evini nerede buldun hemen? Hep bir ilk geldiğimizde grup olarak... Ailecek geldiniz. Grup olarak İzmir'den hepimiz geldik. O zaman mesele yok. Aynı evdeydik. O zaman mesele yok. Ama bir de zorladı. Yani hepimiz İzmirliydik. İzmir gibi değil ki burası. Yani çok... Ne o? İzmir gibi olmayan ne? İzmir'de gün 24 saat, burada 12 saat falan bence. Bir gitarın yanında olduğuna göre senden bir şarkı rica edeyim. Tabii ki, seve seve. Sözü ve müziği bana ait kapı olan bir şey. Kullanıyorsun ha? Evet. Bu işin mi kolaylaştırıyor? Ben de kullanıyorum. İşimi kolaylaştırıyor. Şimdi bundan 40 sene önce çıktığın sese çıkamıyorsun. Hepimiz de oluyor. Bir de tuhaf bir şekilde kapısa insana şeyi getirir beste yaparken. Bir kapı takarsın, aynı akorlardan çalarsın ama zaten akor değişmiştir. O faydası vardır. Sözü ve müziği bana ait olan bir şarkı çalacağım. İsmi? Ben vardım. Ben? Vardım. Vardım. Bavulunda taşıdın, karanlıktan koptun geldin. Umudun dikenli, çiçeğini sana ben verdim. Sahipsiz çığlıkların, şefkat ister ah bakışların. Canımdan kopardım da yarısını sana verdim. Çok güzel Fatma'cığım. Teşekkür ederim. Şöyle güzel, gitara hakimsin. Başka çaldığın enstrüman? Ana enstrümanım okulda gitardı. Ama diminiyeleri falan pat patlatıyorsun yani. Klasik gitardı. Aa. Çok teşekkür ederim. Onu sizden duymak beni çok mutlu etti. Nasıl lalemin orada. Yok, hayır. Demineyi çakıyorsun. Tabii ki. Onun dışında okulda zorunlu piyano eğitimim vardı. Bağlama eğitimim vardı. Türk halk müziği ve Türk sanat müziği de gördüm. Mandolin çaldım. Başka ne çaldım? Blok büyük alto flütüm vardı. Şimdi senin şarkılarında solo bölümler var mı ara? Var, bazılarında var minik. İki sene önce konsere gittik. 16 yaşında çocuklar, bir kolejde Amerika burada. Birkaç jenerasyonu şey yaptık. Ve konserlerin olmaması bizi tabii... Adrenalin açısından şey yaptı. Mutsuz etti. Yoktu biraz çünkü. Yaşı ileri olanların daha ihtiyacı olan bir şey o. Ama çok sanatçı çok şey üretti bu dönemde. Ben de bu şarkıyı... Onlar atacak yani. Evet, ben de bu şarkıyı pandemide yaptım. Pandemi devam ediyordu tabii. Yine Mart. De ritmi neşeli. Birazcık. Sözleri yine azıcık minik minik var ama... Az önce söylediğinize istinaden şunu söyleyeceğim. Pembe Mezarlık çıkalı 2011-2021, yani 10 sene oluyor ve konserde hala en çok eşlik edilen şarkı. Yani Z kuşağını düşününce sizin de dediğiniz gibi hani eski şarkıları daha çok, yani nereden biliyorsunuz? En çok eşlik edilen şarkılardan biri Pembe Mezarlık. Ki dediğim gibi 10 sene oldu çıkalı. Pembe Mezarlık'ın sözlerini biraz şey yapsana. Çalmadan hatırına gelir mi bir dörtlük? Pembe bir mezarlık gördüm rüyamda. Aşık cesetler şekerden tabutta. Gezinirken ciğerim doldu bir anda çürük çilek kokusuyla. Kalbi atan ölü bedenlerdi hepsi. Hepsinin başında birer ölüm perisi. Soluk birer pembe gül kokluyorlar karanlıkta. Çok sonra da affet bu gece ölmek istedim diye nakarat giriyor. Burası pre-chorus'tu. Sonra da chorus başlıyor. Güzel, bravo, aferin.
Korus'un büyük bir payın, yani büyük bir kısmında da, müzik kısmında da benim payım var. Yorumcu sanatçılar için prodüksiyonlar pahalılaştı. Çünkü sözü birinden alıyor. Evet. Besteyi biri yapıyor. Düzenlemeyi başka biri yapıyor. Ama başarılı oluyorlar mı? Oluyorlar. Çok iyi yorumcular. Oluyorlar. Ama hem sözünü yazıp hem bestesini yapıp hem onu icra etmek şey olmaya başladı. Başlamıştı, şimdi yeniden toparlanıyor. Yani mumlar öyle anmaya... insanlar azdı. Hele evet. Bizim dönemimizde. Evet, evet. Yani işte Fikret Kızılok vardı, üretir şeyini yapar. O vardı, o derken bizden sonraki jenerasyon cover mover derken kendilerini ifade etmeye başladılar. O zaman iş daha tatlılaştı. Evet. Yani herkesin anlatım şekli, anlattığı dünyasının farklılığı. Hani benim de sözlerimde ne diyor derler daha çok. Hani MFÖ olarak evet... şöyle tutan fit şarkılar yapmamız lazım ama ben kendim solo çalışıyorsam daha rahat bir şeye giriyorsun. Evet, onun özgürlüğünü de verdi bana bu gruptan sonra tek başıma devam ediyor olmak. Birazcık daha iş yükü fazlalaştı belki ama... Ya bana ne, ben başını böyle yapıyorum diyebilmesi... Kendi kapağını kendin seçmen. Her şeyi, fotoğrafçıyı, stylingi, kostümü, her şeyi. Tabii tabii. Klibi. Var ama işte bizde böyle bir tasavvufta üçler beşler dediler, Ruslar vardır. Bizde üçler, yani bizim üçümüzün beraber olmasından çıkan şey çok daha başka oluyor. Evet. Ben de son ana kadar utanırım. Şey yapmam, hani tablosunu bitirmeyen ressam göstermez ya. Şarkıyı dinletmeden. Yapamam yani. Son anda haberleri olur yakınlarımın. Öyle bir huyum var. O yüzden gidip çocuklara da bakın ben şöyle bir beste yaptım demem ama... Türk Lokumuyla Tatlı Rüyalar diye bir solo albümüm var. İçinde yandım ah bu ben psikopatım hala umudum var. Öyle her zaman olmaz. Ama şeydir, vokallere çağırdım. Ama mixte vokalleri onlar üçümüz olduğu kadar duyurmadım. Aşağı aldım. Çünkü... Hı. Anlaşılsın istiyordum. Ama konserlerde öyle bir ayar olur ki sen beni tanımazsın derken Fuat'ın üçüncü sesi daha çok duyulur. Evet. Ama onun frekansı öyledir. Yani biz iki kanallı teyplere stüdyoda kayıt yaparken de hatırlıyorum Fuat'ı köşeye döndürüp orada mı evet, söyledi? Evet, köşeden söyledi. Frekans söyledi. Tabii yani, çok güzel. Ben bazen çıkıyorsa... senin sesin daha işte Eli Güne karşı da birinci sesi ben söylüyorum. Sen üçüncü çocuk diyor ki ne yapayım ben? Söylüyorum diyor yani. Şimdi öbürü de onun sesini kıssa olmaz. Evet. Şey öyle. Frekans öyle. Bir de yani bazı sesler var, insan hayran oluyor. İşte bu Almanya'da oldu, kız da Türkçe söyledi. Aha. Ama kızın içinden başka bir kız çıktı, öyle verdi kendini şeye. Öğretici de var, anlatır gibisi de var. Evet. Benzetiyorlar benim Leonard Cohen gibi artık. Evet, Leonard yani daha çok...
şey gibi, kitap gibi yani single, ben single, büyük konuşmayayım, single yani bana göre değil. Ankara'da birlikte çalmıştık Ağıl Şenlik'te 3 sene önce. Ben sahneden indim, siz çıktınız. Tabii ki de çok mutlu şekilde bir dinleyici olarak. Armoni çok seviyorum. Hem okulda da eğitimini aldığım için back vokal yapmaya bayılırım. O tam anlaşılmadı daha ama anlayan müzik öğretmeni olduğun için. Bir de hep çok sevdim. Yani ben albümümde back vokal kaydetmeye gittiğimde vokal kaydından daha heyecanlı oluyorum. Çünkü her zaman hep çalıştığım o güzel insanlar, müzisyen insanlar, işte Ozan Tügen yapmıştı en son albümde. O kadar güzel back vokaller yazdı ki sadece 2-3 günü back vokale ayırdık ve ben çok seviyorum. Tamam, melodi, ezgi ama eşlikçi. Okulda da hep eşlikçiydi. Şu anda yapan sanmıyorum kalmadı. Üç ses. Yok. Bizim o mesele var. Çok güzel duyuluyor. Ve yavrum şey oldu yani bazı parçalarda Sufi ne oldu, bir akora aldık, bir ton. Ton değişti. Pesleştirdik. Bütün eski babalar da bakıyorum hep kapolarla. Tabii. Ne oynuyor? Sesin ayarına göre. Ben eskiden John Baez söylerdim. Sesim o kadar şeydi. Oh. Beatles'ları, Antizlerini falan. Sonra gitti, kırçılaştı. Bu sefer onu beğendi millet. Evet. Dedim ya, frekans, bir tını, bir hal çok fark ediyor. Bir de şarkıyı söylerken hep birinci demoları saklarım. Şu yani her zaman söylemelere giriyoruz diye bir şey vardır. Şimdi MFÖ ile çalışırken bir maket söylenir. Hı hı. Ondan sonra hadi söylemelere giriyoruz denir. Evet. Ben onu yapmam. Ben tek gitarımla demoyu çaldığımda klikten o söylediğim halden saklarım. Ama bozuk birkaç satırı varsa şey yapmadım, düzeltirim ama saklarım. Mutlaka. Niye dersen, çünkü ben şarkıyı gitarımla bestelerim. Fakat sonra başkaları o gitarı çalar. Evet. Ve çalarken söylediğin gibi söyleyemezsin bir daha. Hı hı. Her şeyi düzgün, direkt, hele o klik meselesi beni mahveder. Valacığım ondan sonra. demek istediğim, mesela piyano çalmasını bilmiyorum ama işte sağ el. Eşlik sol el. Ama bir iki beste yaptım. Şimdi enteresan bir şekilde sonra piyanist çaldı onu. Bizim gitar çalan arkadaşımız piyanoyu biliyor. Onun üstüne söylerken tutturamıyorum. Çünkü ben o tuşlara vururken kelimeyi yapmışım, durdurmuşum. Bu klik meselesi yüzünden şey oluyor, bir durma, yavaşlama, Ritardan. Kalkma. Yani piyano forte'yi yapabiliyorsun ama kesinlikle öyle. Bir şöyle falan yani. Evet. Ne bileyim ben. Biz de albümü kaydederken iki albümümüzü Demir yaptı. Demir Demirkan'la çalıştık. Bazen demoda yaptığımız vokallerden bir iki tane aldığımız cümle, kelime oluyordu. Ben kendim tatlı rüyalarda burada yaptığım efektler var. Mesela gece yarısı kalkıp tuhaf, hani ben solo gitarlı gitarcı değilim ama
tuhaf bir ses bulmuşum, koymuşum. Hı hı. Bir Goden gitar var, pedalı var. Mesela la'yı basıyorsun, la'yı en tizine kadar akıtıyor. Onların hepsini köpek yedi fişini, bir daha kullanamadım. Çok pahalı bir gitardır. Evet. Herkes gitsin, ben tırmanmaya devam ediyorum Everest. Öbürleri diyorlar ki biz oksijen artık kalmadı. Biz daha rahat bir ülkeye gidiyoruz. Aslında daha zor bir ülkeye gidiyorlar. Ve en sonunda dönüyorlar. Bütün tanıdıklarım. 30 senedir San Francisco'da yaşayan müzisyen arkadaşım döndü geldi bir sahil kasabasına, yerleşti yani o. Onların da bir kısmı dönmüş. Hayır, çocuk şey dedi yani, abi insanlık gördüm dedi yani. Evet. Nasılsın? Evet. Herkes bir şey... Dostluk, yardımseverlik. Hayatında seni bir kere görmüş olan insan bir kere görecek onu. Bugün nasılsın, iyi misin, her şey yolunda mı? Saçların ne kadar güzel. İstanbul diye sana fark etmiştir. Yani tabii nasıl ki. New York'ta yerde yatan adama kimse bakmadan geçer gider. Yani. İzmir'den Mazhar abi ilk geldiğimizde buraya dışarıya çıkıyoruz. İşte stüdyoya gidip geleceğiz. Akbil dolduracağız. Hiç unutmuyorum bunu. Biz hep birlikte hareket ederdik. Ben tek başıma biraz tedirgin oluyordum İstanbul'da dışarıda olmaktan. Bir gün hiç unutmuyorum, Akbil dolduracağım ve uzattım. Merhaba, kolay gelsin, nasılsınız dedim. İyiyim. O kadar şaşırdı ki bunu sor. Yani biz İzmir'de öyleyizdir. Toplu taşımada yaşlılara, büyüklere diyeyim, yer verilir, ne bileyim. Mahalleden geçerken günaydın, hayırlı işler, bunlar hep vardır. Ben kendi mahallemde de şimdi hala öyleyim. Çünkü çevrem de zaten mahalle orası. Şimdi mesela diyelim bir problemi var. Amerika'da birinin problemi var. $70 en azından gidip papaza anlatır gibi Evet. Anlatıyorsun. Halbuki bizde iniyor kahveye. Arkadaşlarıyla çay içerken bütün problemini anlatıyor. 5 kuruşla ödemeden çıkıyor. Bir çay parası. Yani onlar çok önemli şeyler. Evet. İstanbul şehri artık dünyada öyle de ben burayı söylüyorum. Sabahtan kalkıp zırhlarını giyip savaş boyalarını sürüp çekip çıkıyorsun. Ve sen de buna hazırsın. Savaşmaya hazırsın. Evelallah. Ordun gitmiş, komutan kalmış. 6 yıl olacak. Full peki devam. Peki Fatma'cığım, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Için. Çok teşekkür Seni ederim. Seni tanıdığımıza çok memnun oldum. Efendim, bu haftaki konuğum Fatma Turgut. Yani hiç olmazsa müzik öğretmenliği yapmış, müziği bilen, sanatçı, hırslı, bütün grubu gitse de ben daha çıkacağım Everest'in tepesine diye umduğum, hissettiğim bir kızımızı ağırladım. Hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler. Mutluluklar, sağlık, sıhhat dilerim. Hoşça kalın efendim.
Thank you.